Evet arkadaşlar, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Tarih 13 Mart 2024. Yer Malatya, Malatya'dan sizlerle birlikteyiz. Şimdi şöyle, yaklaşık 18 gün sonra yani 31 Mart 2024 tarihinde ülkemiz yerel yönetimler adı altında bir seçime girecek. Yerel seçimlere gidilecek. Daha sonrasında 5 yıl kadar bir seçim söz konusu olmayacak. Şimdi ben Malatya'da yaşıyorum. Bu noktada ya beni rahatsız eden demeyeyim de, ya benim dikkatimi çeken bazı problemler var. Şimdi biz bu şehir olarak bir deprem yaşadık. Yani diğer 11 şehir gibi. Bu deprem bas bas bağırıyordu. Geleceği belliydi zaten. Elazığ depremi gibi, Bingöl depremi gibi. Yani biz aktif fayların üzerinde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün şehirleri halihazırda aktif bir şekilde depreme hazır olması gereken şehirlerdir. Ya çünkü biz yani genç bir coğrafi bölgedeyiz. Yani diğer eski kıtalara nazaran daha sonradan ortaya çıkmış. Hala coğrafi olarak gelişimini tamamlamış ya da son halini almış bir bölgede yaşamıyoruz. Dolayısıyla buralarda depremlerin olması muhtemeldir. Şimdi bu deprem bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Yani beklenmiyordu demek büyük bir yani hem bilim dünyasına hem ilmin kendisine saygısızlık olur. Bugün Türkiye'nin herhangi bir noktasında Naci Görür'ün dediği gibi on binlerce insanı toprağa gömebiliriz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi Malatya'da bu deprem yaşandı. Geçmişte Elazığ depremini yaşadık biliyorsunuz. Şimdi Malatya'da ilk etapta ve ikinci etapta yani iki deprem yaşandı biliyorsunuz. İki depremde de böyle yıkım yani deprem anında yıkılan bina sayısı Hatay, Adıyaman ve Maraş'a nazaran biraz daha azdı. Fakat ağır hasarlı bina sayısı yani geriye kalan 11 şehrin birçoğunu geride bıraktı. Yani çünkü şehir depreme hazır değildi. Yani yaşlanmıştı. Şehir bakıma ihtiyacı vardı bu şehrin. Ne oldu? Elazığ depreminden sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrin öyle hasar almış birçok noktasında tabiri caizse cilalama yaptı. Binaları boyadı. Ne güzel böyle. Mükemmel. Yeni bir görünüm kazandırdı binaları. Ha ne oldu? 6 Şubat'ta hepsi yıkıldı. Altyapı problemi aylarca devam etti. Hala bile artçı sarsıntılarda suyumuz kirli akıyor. Ve suyun görünür anlamda temizliğinin dışında suya karışmayan herhangi bir bakteri, mikrop vesaire yok. Çünkü şehrin altyapısı milyonlarca lira veriliyor, yenileniyor ama bir türlü bu problemin içinden çıkılamıyor. Ya, bu problemlerin daha az olduğu yerler olduğu için ben bunların şu an halihazırda problem olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki bazı insanlar, bazı belediyeler, bazı yerel yönetimler, bazı ülkeler, bazı insan toplulukları, toplumları bunları halledebilmiş ama biz halledemedik. Ha ne oluyor? Ya bakın, siyasal tercihlerinizi aldığınız hizmetin kalitesine, içinde yaşadığınız günün refah düzeyine göre belirlemeniz gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum yani bu aklın ortaya koyduğu büyük bir gerçek. Yani ne oldu? 2023 14 Mayıs seçimlerinde. Ya o seçim neydi? Biz o seçimde ülkemizi büyük oranda iç politika ve dış politikada temsil edecek, bizleri yönetecek idari iktidarı seçme seçimiydi. Ama ne oldu? Vatan millet meselesine döndürüldü. Yani vatan millet Sakarya meselesine döndürüldü. Halbuki böyle değildi. Bu ülke devlet geleneği eski bu ülkenin. Biz Türk toplumu olarak tarihte birçok devlet kurmuş, birçok devletin kurulmasına neden olmuş. Birçok toplumu, birçok kültürü bünyesinde barındırmış. Kısaca devlet geleneği mükemmel, yani mükemmel derken yani oturmuş, devlet geleneği oturmuş bir milletiz. Ha ne oldu? Ya bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal geldi ve geçti doğal yollarla. Ruhunu teslim etti. Bu ülkede darbe yapan Kenan Evren geldi geçti. Dağlara taşlara adı yazılan, umudumuz Ecevit yazılan Ecevit geldi geçti. Süleyman Demirel geldi geçti. Turgut Özal geldi geçti. Çok vizyonsuz siyasetçiler de geldi geçti. Çok vizyonlu, çok kaliteli, çok iyi anlamda bu ülkeye getirisi olmuş insanlar da geldi geçti. Bu ülkenin toprakları yine baki. Bu ülkenin gayri safi milli hasılası yine var. Azalmakta olsa bile. Yani bu ülkenin misak-ı milli sınırları hala muhafaza ediliyor. Yani anlatmaya çalıştığımız şey şu. Ya demokrasilerde kazanılmış hakların geri alınması gibi bir durum. En azından ben siyaset bilimi okuyorum. Söz konusu değil. Yani 100 yıllık eskimiş, kokuşmuş, ucube düşüncelerle hareket etmek bizi geriye götürüyor. Bunu anlamak zor değil ya. Böyle ne bileyim. Aslında dini böyle hassasiyet adı altında kendinizi kandırmanın bir manası yok. Bugün belki dini anlamda özgürlüğün yaygın olduğu en azından Müslümanlar için. Özellikle Sünni Müslümanlar için dini anlamda özgürlüğün yaygın olduğu bir zamandayız fakat parametreler ya da anketler ya da araştırmaların gösterdiği o ki dinden en çok vazgeçilen, dinin en böyle eleştirel gözle bakıldığı dönemde de yaşıyoruz aynı zamanda. Demek ki neymiş? Yani problem bu değilmiş. Şimdi benim bu yazdıklarımı, bu söylediklerime falan tepki gösterecekleriniz elbette olacaktır. Ben buna karşı değilim. Ben akla mantığa sığan, ne bileyim, en azından altı dolayı şekilde eleştirilmek isterim. Ya diyorum ya, bu ülkeyi kuran Atatürk gelmiş geçmiş, bu ülkeye bir şey olmamış. Biz bugün mevcut iktidarın değişmesinden ya da değişebilmesinden herhangi bir şekilde mevcut siyasi görüşümüzün değişmesinden çok korkuyoruz. Bu çok geri kalmışlıklılığın bir göstergesi aslında. Bu her iki taraf için de geçerli. Ya bugün İstanbul seçimlerinden bahsediyoruz. Örneğin ya medya bile, medya. Ya uyduruk bir YouTube kanalı, uyduruk bir röportaj kanalı bile mikrofon uzatıyor. Efendim İmamoğlu'nu mu yoksa Murat Kurum'u mu destekliyorsunuz? Ya o şehirde belki 30'un üzerinde aday var, bağımsız adayları da katarsak. Ya biz niye, ne bileyim, iki ayrı, iki kokuşmuş ideolojinin, aslında bir tarafın ideolojisi yok da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalizm gibi bir ideolojisi var. AK Parti kitle partisidir. Yani kriz anında ortaya çıkar.
uzun soluklu devam edebilir ancak günün birinde levhası kalır. Bu Turgut Özal'da da böyleydi. Bugün Anavatan Partisi'nin varlığı söz konusu mu? Hayır. Ama bir zamanlar halkın büyük desteğini almış. 82-87 yıllar arasında yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanlığı yapmış. Ve bu ülkeyi derinden etkileyen bir takım kararlar almış. Örneğin 24 Ocak kararları almış. Serbest piyasa ekonomisine Türkiye'ye oturtmuş bir insan. Fakat bugün partisinden, ideolojisinden, kimliğinden söz edilmiyor. Belki ismi anılıyor. Ama çoğu insan ismini dahi bilmez. Şöyle. Yani demek istediğim o ki. Ya ben bu konuştuklarımla bir şeyler değişsin ya da sizlerin fikrini değiştireyim gibi bir niyetim yok. Benim de niyetim her vatandaş gibi daha iyi yönetilmek, daha güzel şartlarda eğitim görmek, daha güzel şartlarda geleceğime yönelik bir takım planlar kurabilmek. Bundan başkasını zaten istemiyoruz. Şunu anlayın artık. Vallahi anlayın. Yani ne istiyoruz ya? Niye kutuplaşalım ki? Niye tartışalım? Niye sinirlenelim? Niye bam telimize dokunulsun? Ya zaten siyasi partilerin, siyasi ideolojilerin ortaya çıkış amacı halkı daha refah içerisinde yaşatmak değil mi? Bunun dışında niye sen bana sinirlenesin veya ben sana sinirleneyim ki? Saçma. Yani bu kadar fanatizmin, bu kadar bir şeyin arkasında gidişin manası yok, gereği yok ha. Bunu anlayın. Yani siyasi partinizin iktidardan düşmesi ya da iktidara gelmesi sizde çok bir değişikliğe neden olmaz. Olmayacaktır. Yani ya 2000'li yıllara girdik. 2000'li yıllardan sonra dünya üzerinde refah malları ciddi oranda üretim artışından dolayı ucuzladı. Örneğin buzdolabı gibi, cep telefonu gibi. Ya cep telefonunu bu ülkeye Süleyman Demirel ve Tansu Çiller ilk telefon görüşmesini yaptılar. Ne yapalım biz bu insanlara tapalım mı? Getirmişler. Üretildi ki getirdiler. Yani Aselsan telefon üretti atıyorum. Ya refah malları zaten ortaya çıkar örneğin bu. İlk çıktığında belki çok mükemmel göründür fakat daha sonrasında üretimi dünya genelinde arttığı için sıradanlaşır ya. Bunu sırf bundan dolayı biz ilkel toplumlar mıyız ya bu ateş yakıyor diye biz buna tapalım mı? Ya olmaz böyle bir şey ya. Demek istediğim o ki yani bir şeyler sarsılmaz, bir şeyler tevhidden bahsettim az önce yine oraya gelecek olursak. Ya İslam'ın en böyle bilindik yönlerinden birisi böyle tevhiddir yani teklemektir, birlemektir. Yaratıcını, yaratanını bire indirgemek. Yaratıcı ya da ilah bilmemektir. Onun dışında bir şeyi yaratıcı, bir şeyi tartışılmaz, bir şeyi vazgeçilmez olarak görmek açık bir şekilde şirkin içerisine girmektir. Ya hayat görüşümüz de aslında böyle olmalı. Yani ya beşer şaşar, hamuru çamur insanın. Yani sınırı belli olmayan, nerede ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir insana ya da bir insan ürününe bu kadar bel bağlamak, bu kadar vazgeçilmez, sarsılmaz kılmak basit mantıklı ahmaklıktır. Yani bu her iki taraf için, her iki taraf demek yine yanlış olur, her taraf için geçerli. Ya demem o ki, yarın bir seçim ile yaklaşık 3 hafta sonra seçime gireceğiz. Ya bu seçimde beni bağlayan kişi oy vereceğim partinin genel başkanı değil. Oy vereceğim insan beni bağlar. Bu insan bana ne kazandırabilir? Ne kazandırdı şimdiye kadar? Ya Malatya'yı söylüyorum. 22 yıldır aynı insanlar tarafından yönetilen bir şehir. Ya bu şehir hala bazı şeyleri halledemediyse, hala ulaşım problemi yaşıyorsa, hala altyapı problemi yaşıyorsa ben niye ısrarcı olayım ki? O adamın değişmesi benden ne götürür ki Allah aşkına? Ya değişebilir, değişsin. Zaten bir insana bir dönemden fazla yetki vermek o insanı orada kalıcılaştırır. O insandan vazgeçemezsin. Kriz anlarında tutunabilirsin. Eyvallah burada problem yok. Yani dersin ki bu şehir deprem yaşadı. Bu şehri toparlayabilecek tek yönetim örneğin mevcut yönetim. Tamam da 99 depremi yaşandı. 39 Erzincan depremi yaşandı. Ya ve devletin vatandaşlara tesis etmesi gereken bazı görevler, bazı kurallar, bazı kaideler var. Bunları lütuf gibi görmek sizi geri plan atar. Sizi bazı daha yenisinden, daha refahın artışından yoksun bırakır. Ya her sabah ben üniversiteye gidiyorum ya. Trambüsler aha böyle. Ya ne gerek var ya? Ya akıl var, mantık var. Olmuyorsa birkaç tane daha trambüs al. Olmuyorsa saatlerini sıklaştır, saatlerini düzenle. Ya bu şehirde, bu şehir Tokyo değil, bu şehir İstanbul değil. Bu şehrin kaynakları da yine bu şehre yeter. Niye biz o rezaleti yaşayalım? Niye bir insanlar birbirinin terinin kokusunu çeke çeke gidip gelsin ya? Ne kadar saçma. Gereksiz ha. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya ben bunu söyleyince, ya efendim şöyle, ya efendim AK Parti böyle. Ya yeter, bıktım senin o ideolojik hezeyanlarından, ideolojik ucubeliğinden ya. Yeter ha, vallahi bıktım. Midem bulandı ha. Ben seni dinlemek istemiyorum. Ben kendi fikrimi ortaya koyuyorum. Benim fikrim. Ben vatandaşım. Bana anayasal hak ve özgürlükler de verilmiş. Bana Allah tarafından şu beyin de verilmiş. Yani bunun bana kattıklarıyla, gördüklerimle, duyduklarımla, istişare ettiklerimle bir şey söylüyorum. Ya seni ne ilgilendiriyor? Seni koltuğundan etmiyorum. Seni ne bileyim. Aksine siz bize zarar veriyorsunuz. Yani bu ısrarcılığınız, bu vazgeçilmezliğiniz, vazgeçememe durumunuz belki de bizi şu an birçok refah malından, birçok refah ürününden geri plana bırakıyor. Yani 2002 yılında örneğin öğrenci burslarına. Öğrenci bursları yıllardır verilen bir şey. Yani belki 50 yıllık geçmişi olan bir şey. Üniversitelerde okuyan gençlere devlet burs verir. Yani bu yeni bir şey değil. Bu bursla ben 4 tane çeyrek alabiliyorken sallıyorum. Yani net sayısını bilemesen de bu şu an çeyrek sayısı 1'e düşmüşse ben burada itiraz etmek en büyük hakkım değil mi? Yok efendim koronavirüs çıktı, yok efendim deprem oldu, yok efendim şöyle oldu. Ya benim cebimdeki paranın değeri gitgide eriyorsa burada bir problem var. Sen bana burada hangi hikayeyi anlatırsan anlat. Yok efendim başörtüsü sorunu, yok efendim şöyle. Neyi anlatırsan anlat ya ben günüme bakarım ya. Benim cebimdeki para erimiş. Din dersen de ben sana derim ki bugün dinden insanlar daha çok uzaklaşmış. Özellikle gençler arasında deizm, ateizm böyle popüler bir şekilde yayılıyor. Hadi engel ol. Hadi başörtüsü serbest. Ama içi boş çoğu yerde. Bunu ben söylemiyorum ki. Benim görüşlerim de değil. Beni ilgilendirmiyor zaten. Ben Yasin suresinde geçer. Lekum dinikum veliyedin. Ya senin dinin sana, benim dinim bana mantığıyla
hareket etme taraftarıyım. Beni ilgilendirmiyor ki. Ha bir noktada anayasal olarak karışmışsa problem vardır. Ben buna kızmıyorum ki. Zaten o da ucubeleşmiş bir sistem. Yok efendim başörtüsü takamazsın. Yok efendim bilmem ne. Geçti abi bunlar. Yani zaten ucube bir düzenmiş ha. Bunu anlayın. Yani ama bu ucube düzen sizi başka ucube bir düzene itemez. İyinin veya kötünün, green'in arasında sizi böyle daha az kötü olan. Ya bunu diyorsan sen zaten karşında bir seçim hakkı verilmiş sana. Sen diyorsun ki ben daha az kötü olanı seçiyorum. Sen çaresizsin kardeşim ya. Sen zaten bitmişsin ha. Tükenmişsin. Yani o çaresizliğin duvarlarını yıkamıyorsun. Kendi içerisinde bunun hezeyanlarını zaten yaşıyorsun. Sen kendini kandırıyorsun. Efendim işte şöyle oldu böyle oldu. Ya 22 yıl geçti Allah aşkına. Olacaksa olur daha. Bir yılı ya bazı iktidarları görüyoruz. Bir yılda 20 yılın şeyini, birikimini yıkar. Bir yılda 20 yıllık birikim ortaya atar. Ya 22 yılda siz kendinizi kandırmaya devam edin. Yapılacak birçok şey zaten yapıldı. Örneğin Orta Doğu coğrafyası Türkiye'nin uluslararası anlamdaki bence, in my opinion, benim fikrimce almış olduğu kararlar neticesinde çok ciddi tahribatlara uğradı. Yani Suriye iç savaşı, Libya'nın, Kaddafi'nin düşüşü, Mısır'daki problemler, hali hazırda devam eden Filistin problemi. Ya Filistin'den bahsediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde vereceğiniz oylar Filistin'in kurtuluşuna sebep olacaktır. La 22 yıl geçti Allah'tan korkmaz. Sen neyin primini yapıyorsun? Böyle derken utanmıyor musun? Senin sahip olduğun şirketler İsrail'e ticari gemilerini gönderiyorlar. Göndermesinler işte ticareti kesemezsin. Ya bir taraftan dünya lideriyiz naralar atmak varken bir tarafta da böyle yanar dönerliğin ne anlamı var Allah aşkına? Kendinizi kandırmaktan. Ya bitmişsin ha tükenmişsin. Tükenmişlik sendromu içerisindesin. Ne bileyim. Bunu demek belki bana düşmez ama ilahi buyruklardan korktuğunun daha fazlası başka şeylerden korkuyorsun. Bak bunu üçlüyorum şu anda. Bitmişsin, tükenmişsin, yeter. Kendini kandırma. Benim de hayatımı etkileyecek kararlar alınmasına neden olma. Ben vebal altındasın. Ben hakkımı helal etmiyorum zaten. Etmem de. Ya sen alacağın karar, yok efendim benim cebimdeki para eriyecek. Lanet olsun o paraya da senin aldığın karara da. Neyin mücadelesi içerisindesin? Ne oldu? Ne biriktin? Yani 22 yılda senin cebine ne girdi, ne çıktı? Senin bir sürü beka problemin ortaya çıktı. Bugün mülteci adı altında ülken belki de iç savaşa hazırlanıyor. Bundan haberin var mı senin? Yok efendim işte Türkler çalışmıyor da. İşsizlik problemi yokmuş da, iş beğenmemezlik varmış da. Gülerim la ben buna. Bitmişsin ha sen, tükenmişsin. Sen kendini kandırıyorsun. Sen birincisi bencilsin. Şu an karnın doymuş. Cebinde belki bir miktar para var. Muhtemelen vergi kaçırıyorsun. Yaptığın işi vergi dışında götürüyorsun. Karnın tok ya. Gözün kapanmış artık. Ya bitmişsin işte senin. Karnen bu kadar. Senin amel defterin bundan ibaret. Bencillik, kul hakkı. Bunlar dönüş olmayan yollar. Eğer bunlardan kurtulamazsan sen ne bugün etik ortaya koyabilirsin, ne yeni bir anlayış ortaya koyabilirsin. Sadece zarar verirsin. Aldığın oksijen, dünyaya bıraktığın karbondioksit senin adına konuşulabilecek tek şey olur. Bundan vazgeç. Gerçekten vazgeç. Aldığın kararlar, verdiğin oylar, düşündüklerin hepimizin hayatını etkiliyor. Bundan vazgeçmek lazım. Burada 20 dakikadan fazladır konuşuyorum. Ya ne benim elime bir şey geçer muhtemelen ne de sizin elinizden bir şey çıkar ya da geçer. Ya ama ben şunun olgunluğu ve gururu içerisindeyim ki. En azından yarın öbür gün bir problem çıktığı zaman. Ya ben aklımın ve mantığımın ve bana verilen ahlakın, etiğin dairesi içerisinde bazı şeylere itiraz ettim. Bazı şeyleri kabul ettim. Bazı şeylerin olmasına iyi baktım. Hiçbir şey benim gözümde sarsılmaz olmadı Allah dışında. Hiçbir şey benim alacağım kararlara kendimden daha çok etki etmedi. Bak ben de bir noktada bencil yaklaşıyorum ama bu bencillik insanlık namına bir bencillik. Ben bugün dünyada 8 milyara yakın insan var. Hepsinin refahından, hepsinin huzurundan, hepsinin barışından yanayım. Fakat sen siyasilerin, siyasi ideolojilerin tükenmişliği, çaresizliği, bir takım itişleri altında kendine, topluma, içinde yaşadığın ülkeye, içinde yaşadığın mahalleye, eve zarardan başka bir şey değilsin. Tükenmişsin, bitmişsin. Kendini de kandırma, beni de kandırma. Ben de muhabbet kuramazsın zaten. Yani şöyle, burada ben kendimi yüceltmiyorum. Bana söyleyeceğin şeyleri az çok biliyorum zaten. Ha sen de benim söyleyebileceğim şeyleri birçok kişiden duydun. Ama kendini kandırıyorsun. Bunu kabul et. Hepiniz sağlıcakla kalın.